Ölüm ve kederle dolu bu sahneler ne zaman son bulacak? Ludnov kuşatması, 1857. 1857 yılının Mayıs ve Kasım ayları arasında gerçekleşen Ludnov kuşatması, 1857 Hint isyanı sırasında Kuzeyorta Hindistan'ın büyük bir kısmında tekrarlanan sahnelere yol açmıştır. İngiliz yerleşim bölgeleri daha önce İngilizlere sadık olan yerli birliklerin elinde büyük ıstıraplar yaşamıştır. İngilizler düzenli yeniden sağlamaya başladıktan sonra, bunun bedelini aynı şekilde ağır ödetmiştir. Her iki tarafın da uyguladığı şiddet kamuoyunu şoke etmiş ve derhal reform çağrıları yapılmasına neden olmuştur. Sepoy adı verilen yerli askerlerden oluşan Hint birlikleri yeni tüfekler için dağıtılan fişekleri Hindu ve Müslümanların inançlarına aykırı olarak inek ve domuz yağıyla yağlandığı söylentisi üzerine ayaklanmıştır. Ancak ayaklanmanın kökleri Hindistan'da geniş bir kesimin İngiliz egemenliğinden duyduğu rahatsızlığa uzanır. Geleneksel yöneticilerin uzaklaştırılması, yerel dinlerin açık bir tehditle karşı karşıya olması ve yabancı egemenliğinin saldırganca dayatılması bunda önemli rol sahibidir. Britanya'nın isyandan sonra verdiği ilk tepki, Hintleri Britanya'nın barışçıl niyetler beslediğine ikna etmeye çalışmak olmuştur ama gerçekte Hindistan'ın artık hem ekonomik hem de siyasi olarak Britanya'ya bütünüyle bağımlılığı gerçeğinin altını çizmiştir. Avrupa'da eğitim görmüş Hint elitler çoğaldıkça Britanya'nın Hint alt katası üzerindeki haklarına meydan okumuştur. Britanya sömürgeci konumunu korumaya çalışsa da bunun olanaksızlığıyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Britanya'nın Hindistan'daki egemenliğinin hiçbir zaman göründüğü kadar sağlam olmadığı artık su götürmez bir gerçektir. Diğer tebaalarımıza karşı hangi yükümlülüklerimiz varsa, Hint bölgelerimizin yerlilerine karşı da aynı yükümlülüklerimiz var. Queen Victoria. Kısaca, yaklaşım, Hindistan'da İngiliz egemenliği, öncesi. 1824 İngilizler Burma'yı ele geçirmeye başlar. Fetih 1886'ya itibariyle büyük ölçüde tamamlanır. 1876 Kraliçe Victoria, Hindistan'ın imparatoriçesi ilan edilir. 1857 Hint askeri birliklerin İngiliz egemenliğine karşı ilk ayaklanması Meerut'ta gerçekleşir. Sonrası, 1858 Hindistan'daki Doğu Hindistan şirketinin yönetimi resmi olarak son bulur. Hindistan'ın kontrolü doğrudan İngiliz kraliyetine geçer. 1869 Süveyş kanalı açılır ve Hindistan yolculukları önemli ölçüde kısalır. 1885 Hindistan Ulusal Kongresi kurulur. Hindistan'ı birleştirmeyi hedefleyen ilk siyasi hareket olarak ulusalcı bir hareketin çekirdeğini teşkil eder.